%80-90 uygulanabildiğini biliyorum. Çünkü ben uyguluyorum zaten. Hikaye gibi geliyor normalde. Yani işte Türkiye'de de çok insan sınıf okumuştur. Dünyada da okumuştur. Ama mesela ben de ilk okuduğumda tamam eyvallah savaş için yazılmış ama bunun bana ne faydası var diye kendi kendime sordum. Sosyal mı bu kitabı mı? Sosyal. Yani ya bu kitap deseydin çıkacaktım şimdi. O kadar cesur değilim. Evet Adana yani çok cesurum. Ben bir an şaşırdım dedim. Yok aksine ben bu kitabı... Gümlek mi yedi dedim ayvallah ne yaptın? Aksine ben şöyle reklamını yapayım. Ben bu kitabı okuyarak bir fitnenin üstesinden geldim efendim. Yani çok, çok net bir şekilde bu taktikleri uyguladım ve ciddi anlamda büyük iyi bir ayak oyununa çok güzel bir şekilde cevap verdim. O yüzden uygulanabilir olduğunu biliyorum. Ben Susu için söylüyorum ya da onun o tarzda kitaplar için söylüyorum. Okuduğumda, arkadaş ben bunu niye okudum dedim, üniversitedeydim. Hani strateji çalışma heveslisiydim ben de. Okudum. Ya okudum o kadar. Hiçbir şey fark etmedi benim için. Ben de ilk okuduğumda, ben şeydeydim o zaman, liseye gidiyordum. Liseye falan yaptım. Tabii 25 küsur daha fazla önce, 27 sene belki önce, hiçbir şey anlamadım. Belki sen benden daha fazla bir şey anladın. Ben Turgut Özal'ın, o zaman Cumhurbaşkanı'yım 90'ların başında, ben de lise 1'e falan gidiyorum. Güneri Civaoğlu gazeteci kendisiyle röportaj yapmıştı, hangi kitabı okuyorsunuz diye. O da demişti ki, sunusunu savaş sanatı okuyorum. Ben de hayatımda ilk defa duymuştum. Böyle gene merakım vardı böyle şeyleri ama böyle bir kitap ortamı yok Türkiye'de bu konuda. Hemen alıp okumuştum. Okuduktan sonra ben ne okudum dedim kendi kendime. Bu neydi? Bu neydi? Allah'ım falan dedim kendi kendime. Hiçbir şey anlamadım. Ama yıllar geçtikçe bu alanında biraz daha okumaya başlayınca Sunsun'un bu sefer bende belki 7-8 İngilizce çevirisi var farklı. 2 tane de Türkçe çevirisi var. Yani bende ona yakın Sunsun'un farklı çevirisi var. Sunsun gerçekten bu konudaki dahilerden bir tanesi. Ve zaten literatürdeki ilk yazılan kitap ama içinde örnekler olmadığı için bir şey anlamamanız doğal, ben de anlamadım. Bir de sıkıntı şey dedim Sunsun'da, Taoizm var içinde. Şimdi şöyle düşünelim, diyelim ki bizim belki de Osmanlı'da el yazmaları içinde şu an belki de ortaya çıkmayan bir savaş sanatı gibi tasavvufi, tasavvufla, yani bu tasavvufun eski bir asker olan bu tasavvufun yazdığı bir savaş sanatı kitabı olduğunu düşünüyorum. Olabilir. Bir okçu mesela olabilir, bir kılıç ustası olabilir. Bu tasavvuf olmuştur, tasavvufu meyledilmiştir ama eski bir askerdir diyelim. Yazmıştır kitap ama yazdığı kitabın tasavvuf terimleriyle iç içe olduğunu düşünelim. Tasavvufu bilmiyorsak tasavvuf terimlerine, değil mi? İşte benliğin bir takım katları var, orada bir takım şeyler var. Ben de tasavvuf uzmanı değilim. Bir şey anlamayız değil mi? Tasavvufun terimlerini bilmiyorsak o kitaptan da hiçbir şey anlamayız. Seni askerliğe dediniz. Sunsun'unki de öyle. Taoizmle savaş sanatını karıştırdığı için hiçbir şey anlaşılmıyor. Biraz teknik oldu belki ama. Yok, doğru gerçekten. Hani o düşünceden sonra, şimdi burada bir strateji kitabı olduğunu varsayarak aldığımız zaman, hani sizi tanımıyorsak, burada ne anlatıldığına dair bir fikrimiz yoksa, kitabı kitapçıda bir aldığımızda, ya arkadaş bu savaşçı yani ne demek, ne için ben bir savaşçının prensiplerini, tekniklerini, taktiklerini öğrenmek zorundayım diye insanlar düşünebilirler. Bu çok önemli. Doğru. Ama sizin buradaki farkınız, yani bunu açık açık söylemek lazım, ben de bu alanda sizin kadar değil tabii ki ama alanından dolayı epeyce yayın okumuşumdur, okumaya çalışmışımdır, en azından anlamaya çalışmışımdır ama gerçekten bir insanın bu prensipleri kendi hayatında nasıl kullanabileceğini, bu prensiplerin aslında nasıl bir hareket sistemi tetiklediğini açıkçası burada çok net görebildim. Bu özel bir çalışma o yüzden bizim için de. Evet, bu kitabı yazma süreciniz mi peki bu kadar sürdü? Kitabı bazı aralıklarla yazdım. Buradan kendisine de teşekkür ederim. Göktürk, Ömer Çakır, arkadaşım, dostum, kardeşim teşvikiyle biraz da yarım kalmıştı. Onun teşvikiyle tekrar başladım. Araları saymazsak sadece yazış süreci bir sene civarıdır ama bazı aralıklarla yazmaya mesela bir ay ara verdim, 1,5 ay ara verdim. Bunları da sayarsak 1,5 sene de yazdım. Peki. Ama dediğim gibi 20 senedir zaten kafamda pişirdiğim örneklerdi. Bazı örnekleri zaten aramama gerek olmadı çünkü kafamda zaten yazdığım bir kitap. Yani.
20 senedir demin siz demin sorduğum soruda da dedim ya kafamda bir takım komutanları konuştururum, düşünürüm, ederim, sohbet ederim, okurum bile yani bunlarla ilgili çok okurum, boş zamanlarında bunları okuyorum. Böyle olunca ister istemez kafanızda aslında yazıyorsunuz da kitapları. Kalemle dökmekte de yazma süreci de bir Nietzsche'nin dediği gibi bir doğum sancısı gibi oluyor, doğum yapıyormuşsunuz gibi oluyor. Yani ben yazarken de çok sıkıntı çektim. Ama o 20 senelik bir grant olmasaydı yazmak mümkün olmaz benim için. O zaman yani, zaten bu kadar hani gerçekten özümsenmiş bir şey ortaya çıkmazdı herhalde. Tabii ki. Yani. Bir de dedim kendi hayatımda ben bunları uyguladığım için nasıl uygulanabileceğini iş dünyasında, politikada ve günlük yaşamda savaşlardaki uygulanmaların nasıl yansımaları diğer alanlarda olacağını kendim bizzat test ettiğim için o anlam, o manada okuyucuyla sohbet tarzıyla da yazdığım için bir iletişim kurabildiğimi, okuyucuya ne demeye çalıştığımı samimi bir dille anlattığımı düşünüyorum ki zaten gelen bu konudaki geri beslemeler de feedbackler de böyle. Herkes akıcı, anlaşılır, sade bir dili olduğunu söylüyor ilk olarak. Benim amacım da oydu. Hani biraz belki şey olmuş, amiyane bir tabir vardı. Herkes kendisinden bir parça buldu derler ya. Gerçekten hepimizin, ya evet ben de tam bu konuda böyle düşünmüştüm ya da keşke bak orada onu yapmış olsaydım bu benim çok işime yarardı diyebileceği evet, çok şey var. Mesela benim en çok aklımda kalan Devye. Onu zaten o hepimizin yaşamında karşılaştığımız bir şey. Yani evet, ben o devi olayını gerçekten özellikle takıldığımı söylemeliyim. Hani bundan sonraki mücadele hayatımda da hep o manevi devi'yi elinde hissedeceğim. Evet. Peki, onu okumayanlar dinleyebilir. Bir yerde verdiğim örnekleri, savaş ve strateji örneklerini ciddi olarak bunu alıp rakibi okuyanların öldürmemeleri, yaralamamaları için mecazi kullandığımı, yoksa levyeyi alıp millete dalmanız gerekmediğini anlattım. Aykut'un evet, verdiği örnek de o. Aslında bu üslup da çok enteresan. Şimdi siz tanımayanlar için belki bazı şeyler, ifadeleriniz çok garip gelebilir. Ama İtici de gelebilir. Yani şimdi ben okurken evet diyorum, yani ben bunu metal soydan beklerim bir ifadeyi diyorum. Yani hani bunu anlamayacak kadar anlayamayacak insanlar da vardır. İfadeleri kullanmak yani gerçekten farklı bir üslubumuz var ama bunu tanımak bilmek gerekiyor gerçekten. Peki bu kitabı yazdınız, bitirdiniz. Bununla ilgili nasıl bir PR çalışması, nasıl bir tanıtım planlıyordunuz. Sonrasında nasıl bir tanıtım çalışması yaptınız? Planladığınız gibi oldu mu? Gerilla marketing yaptım. Sen de çok iyi biliyorsun. Gerilla marketingin, gerilla pazarlamaların yani Sıklet merkezinde, Sıklet merkezi biliyorsun prensiplerden bir tanesi de savaş prensipleri. Sıklet merkezini tehdit üzerine kurdum. Tehdit ettim biliyorsun takipçilerime, alacaksınız. Sadece aldım diyenleri de fotoğrafla beraber çekeceksiniz, evet, bana göndereceksiniz. O fotoğraf kitapçıda olmayacak, oldukça inandırıcı olacaksınız. Kesinlikle, bir takım şartlar da kuruldu. Hatta daha sonra kitapla ilgili bilgiler konusunda bazı ifadelerinizi duyacağım, göreceğim, bileceğim ki gerçekten bu kitabı almış olduğunuza inanacağım gibi ki bir akşam vakti koşa koşa ben de evet, Dolunay kitabından yüzlerce evet, yüzlerce fotoğraf geldi bana, onları da paylaştım. Evet. Tabii her fotoğraf geldiği zaman o arkadaşı listeden çıkardık ben listeden. Bu arada Tansu'lu olayı bilmediği için böyle bir travma, travma yaşadı şu an. Olayı bilmiyor. Kitabı nasıl sattık. Dünyada bir ilktir. Evet. Burada bir inovasyon gösterdim yani. Değil mi? Twitter'da görüyordum ben o tweetleri de hani Allah Allah falan. Daha iyi şey. Şimdi anladın değil mi Tansu'lu? Dışarıdan bakıldığında çok garip geliyor. İtici görenler de varmış. Onunla bir şey yapmıştık. Yani şimdi biz tahminen 4 sene falan olmuştur herhalde ilk sosyal medyadan temasımız. 4 arası, o civarda da bir tahmin ediyorum. Ben hangi arkadaşlar vesilesiyle sizinle birbirimizi Face'den eklemiş olduğumuzla ilgili bir tahminim var. Hatta bir arkadaşı vurmamayı da bu yüzden erteliyorum. Onun vesilesiyle eklemiş olabilirim sizi diye. Neyse, ilk eklendiği
zamanki o yazılarınızı hatırlıyorum. Yani bana da çok garip gelmişti. Allah Allah, yani nasıl bir insan, değişik bir insan diye. Ama şimdi normal olmayana karşı özel bir sempatimiz olduğu için bir şeyi çok iyi hatırlıyorum. Konuyla ilgili hatırlamıyorum ama bir şeye paylaşımımızda ismini etiketlemiştiniz. Ben ciddi ciddi vay be demiştim ondan sonra ve daha sonra beni etiketledi, farkıma vardı. Böyle bir garip bir hale sokuyorsunuz bizi, evet. Neden bilmiyorum. Ben şöyle bir yorum yapayım o konuda. Ben kendimi işte o sosyal medyada, tabii mizah bunlar, mizahla şöyle kendime benzetiyorum, kansere benzetiyorum kendimi. Kanserin 5 devresi var galiba, 5 mi 6 mı? 5 mi galiba? İşte ilk önce inkar, inkar edilir. Hayır ben değilim. Yani. Sonra niye ben? Yani. Sonra olabilir mi? İşte en sonunda kabul etme. Benim işte arkadaşlarım benle ilgili geçirdiği süreç de böyle oldu. İlk önce inkar, böyle bir itici. Sonra niye beni buldun? Daha sonra da bir kabul süreci. Evet, ama iyi ki hayatınıza gelmişsiniz. Yani ben bunu açıklıkla söyleyebiliyorum. Yani pek çok insan için belki çok şey ifade ediyorsunuzdur ama bizim denk geldiğimiz o dönemler, ya da daha doğrusu o hani o bir grup çatısı altında diyalogumuzun olduğu dönemler, benim de kendi içimde pek çok şey sorguladığım ve hayatla ilgili açıkçası kendimi geri çektiğim bir dönemdi. Ve bu kadar mücadeleci, bu kadar her şeye rağmen bir şey yapılabilmesi gerektiğini kışkırtan bir insana denk gelmek, beni belki kendime getiren en önemli sebeplerden biriydi. O yüzden yani benim için de özel bir insansın. Teşekkürler. Sağ ol, bunları duymak da güzel. Bu arada beni tanımayan arkadaşlara ekleyelim. Bunlar tabii ki mizah. Bizim sosyal medyada arkadaşlarımla, kardeşlerimle yaptığımız mizah. Tabii ki tanımadığımız insanlara, arkadaşlara bu şekilde yaklaşmıyoruz. Normal bir insan gibi yaklaşıyoruz. Ama kendi samimi çevremizde mizah yapıyoruz. Bunlar mizah arkadaşlar. Ama şöyle bir şey var, etrafımızda gerçekten kendi alanında pek çok şey başarabilen entelektüel bir kitle oluşuyor. Yani gerçekten öyle. Yani kimisi belki yazıyordur, kimisinin çok farklı kendi alanıyla, kendi işiyle alakalı becerileri vardır. Ama bir şekilde sizle bir diyalog kurabiliyorlar ve bir zaman sonra sizin çevrenizdeki insanlarla da diyalog kurmaya başlıyorlar ve bir kitle oluştu. Yani bu açık. Yani bu gözlemlemekte herhalde herkes gözlemlemiştir diye tahmin ediyorum. Peki bunu neye bağlıyorsunuz? Vallahi bilemiyorum, tahminimi söyleyebilirim. Genelde ben sosyal medyada mizahım öne çıkıyor diye düşünüyorum. Olaylara mizahla yaklaşıyorum, sen de çok iyi biliyorsun. Bir iki istisnai durum hariç her şeye mizahla ilgili bir karşılık verdiğim için bir kendimle de çoğu zaman dalga geçiyorum, biliyorsunuz. Dolayısıyla da bu rahat olmak insanları çekiyor olabilir veya bir muhabbeti zenginleştiriyor olabilir. Yani şunu söyleyebilirim, mesela birisi yeni tanıdığımız bir insana Facebook'tan mesela bize eklemek istediği zaman bakıyoruz, ben karşısında etkili değilim diye. Yani gerçekten... Ben çünkü şey yapıyorum, biraz sosyal medya beni biraz yordu şey açısından. Bazen gerçekten çok insanlarla karşılaşıyorsunuz. Haddini bilmeyen demeyeyim de enteresan yorumlar yapan, böyle hakaretvari, edepsiz, terbiyesizce böyle yorumlar yapıyor. Tanımıyor seni. Ne dediğini bilmiyor. Espri yaptığını farkında değil mesela. Böyle yani böyle şey diyorsunuz mesela, işte burada bir masanın üzerinde bir su var diye yorum yapıyorsun mesela. Vay efendim, olmayacak mıydı? Sen kendini ne zannediyorsun? O su tabii ki orada olacaktı. Ya tamam, ben de onu dedim. Burada bir su var. Yani böyle bir enteresan tipler oluyor. Ben bunlara karşı, sen de çok iyi biliyorsun, bu trollvari tiplere karşı hiç hoşgörüm yok. Ebelden vardı. Ebelden tedavi etmeyi düşünüyordum bunları. Sonra çok saftırık olduğunu düşündüm bu konuda. Bunlar tedavi olacak gibi değil. Onun için direkt engelliyorum. Dolayısıyla benim listemde kalanlar genelde, yani zaten herkes açık yazmıyor biliyorsun, arkadaşlar arasında muhabbet ediyoruz. Benim listemde kalanlar tabii ki... Uluslararası ilişkilerde bir ifade var, hinterland diye, aslında uluslararası ilişkilerin de bir terimi değil ama biz oradan bir yerlerden apardık. Şimdi sizin için de mesela bunu söyleyebilirim, hinterlandınız var.
Yani yok, ben öyle düşünüyorum. Bunu da açık açık söylemekte zarar görmüyorum açıkçası. Bu kitap belki de bunun bir şekilde maddeleşmesine sebep oldu. Yani, doğru. Sizi bravo. Takip eden, sizinle bir şekilde, sizin ve sizin çevrenizdeki insanlarla kendisini özdeşleştiren insanlar için bu kitabı almış, okumuş olmak, o yapının içerisinde var olmanın belki de bir maddi göstergesi haline geldi. Yani bu açıkçası çok insan yazı yazar, çok insanın kitabı basılır ama herkese böyle bir şey nasip olmaz. Bu gerçekten farklı. Sağ ol, teşekkür ederim. Beni biraz utandırdın. Normalde negoloman bir insan olarak görüyorum da etrafımda. Yine şimdi geçelim fazla, başka sorulara geçelim. Ama buradan yürüyeceğim ben de zaten. Şimdi böyle bir şey oluşmuşken, bir basamak, bir yapı oluşmuşken, bunu işte mutlaka ikinci bir kitapla insanlara anlatmak istediğiniz şeyleri biraz daha belki detaylandıracağımız ya da onları çok daha farklı bir yere sürükleyeceğimiz yeni bir şey düşünüyorsunuz diye biliyoruz. Tabii, kafamda hani 4-5. Kafamda 4-5 kitap projesi hazır zaten. Bir sonrakiniz stratejik kuralları yazmak istiyorum. Gene askeriyedeki kullanılan stratejik kurallar. Ama bunun gene bu kitapta olduğu gibi günümüzde nasıl kullanıldığı başka alanlarda, politikada veya iş dünyasında veya günlük yaşamda nasıl kullanıldığı ile ilgili stratejik kuralları yazmayı düşünüyorum. Ondan sonra da bir stratejik, yani bir manevra kitabı düşünüyorum, oraya fazla girmeyeyim. Ondan sonra üçüncü kitabı muhtemelen istek geldiği için, bu kitaptan sonra şey isteği çok geldi arkadaşlardan, kardeşlerimden. Liderlik kitabı. Üçüncü kitabı da liderlik üzerine yazmak istiyorum. Zaten master'ın da esas olarak o konuda. Şu an kafamdaki projeler onlar. Peki bunun dışında, açıkçası belki bekleyenler olabilir, kitabın içeriğiyle ilgili çok fazla konuşalım istemiyoruz, kitabı alın ve okuyun. Çünkü ya burada ne demek istemiştiniz diyebileceğiniz bir kısmı olmadığı için kitabın. Sağ ol. Dolayısıyla oturup da burada kitabı yine analiz etmenin çok manası olduğunu düşünmüyorum. Evet, 9 tane temel prensip var. Çok rahatlıkla bu prensipleri okuduğumuzda hem ne anlatmak istediğini hem de kendi hayatımızda bunu nasıl uygulayabileceğiz çok rahat bir şekilde zaten algılayabiliyorsunuz. O yüzden ben çok içeriğiyle ilgilenmiyorum, yani içeriğini konuşmayalım diye düşünüyorum. Ben onun 9 prensibin ne olduğunu kısaca bir özetleyeyim, sonra sorunu alayım. Tamam. Bilmeyenler için. Her ülkenin ordularının doktrini var. Türk ordusunun doktrininde bu 9 prensip. Bu 9 prensip Amerikan ordusunun doktrini de aynıdır. NATO ordularının doktrini de sonunda aynıdır. Çünkü ordular bir savaş sırasında uygun olabilir. Aynı doktrini prensipleri kullanırlar. Bu 9 prensip bunlar. Yani bunlar savaş prensipleri. Bizim ordumuzda kullanırlar. Şu an Afrin'de de bu 9 prensip işin dışında kullanırlar. Ben bunları askeri olarak anlattım. Daha sonra da diğer alanlarda bu prensipleri, bu 9 prensibin nasıl kullanılabileceğini anlattım sen de. Bir kitap bunu anlatıyor arkadaşlar. Şimdi diğer soruna geçelim. Peki kitabın haricinde planladığınız başka bir şeyler var mı? Yavaş yavaş mesela konferanslara falan gittiğinizi biliyoruz biz. Bunun haricinde planladığınız ya da artık yürürlüğe koyduğunuz başka neler var yaptığınız? Şu an ben zaten bildiğin gibi özel sektördeyim. Özel sektörde çalışıyorum. Yurt dışına çok gidip geliyorum. Bu aralar zaten daha da fazla artacak. Biliyorsun iki çocuğum var. İki küçük oğlum var, yani 10 yaşında, 8 yaşında olmak üzere. Onlar zaten günümüzün, zamanımızın çoğunu alıyor. Bunun dışında işte kitapla ilgili şeyler geldiği zaman konferans, konuşma, sohbet tarzı yerlere gidebildiğim ölçüde gidebiliyorum. Ha, ileriye dönük kitap yazmak istiyorum demin sorduğun gibi, ama bunun dışında ne yapmak istiyorum? Bunun dışında şu an değil, belki 3-5 sene sonra bu alanı Türkiye'de böyle bir ekol yaratmak istiyorum. Strateji konusunda, savaş sanatı konusunda bir ekol yaratmak istiyorum. Çünkü Türkiye'de bu konu, yani Türkiye'de strateji konusu var. Mesela Ümit Özdağ işte ASAM'ı kurduğundan beri 1990'lı yılların sonunda, ama Türkiye'deki strateji daha çok jeopolitik odaklı olduğu için,
Yani insanlar strateji deyince insanların aklına Kuzey Irak, Suriye falan geliyor. Ama bu böyle olması gerekmiyor. Strateji çok geniş bir kavram. Strateji düşünme yöntemi. Nasıl düşünürüz? Nasıl verimli düşünürüz? Karşıdaki nasıl düşünür? Karşıdakinin düşüncesine karşı ben nasıl düşünürüm? Nasıl tedbir alırım? Strateji budur aslında. Bu manada zaten biliyorsunuz game teorisi vardır. Bunun mesela game teorisinin askeriye bir alakası yoktur. Bunun matematik formülasyonu da onun Nash'li galiba. O yapmıştır. Hatta filmi de vardır. Beautiful Mind diye. Russell Crowe'un oynadı. Bununla ilgili stratejik strateji alanı bu manada geniş. Ve esas alan aslında bu. Biraz daralttığınız zaman belki jeopolitik diğer taraflara, kollara ayrılabiliyor. Siz daha sivil bir strateji kurgu yaratmak istiyorsunuz. Diyebiliriz. Daha sivil, yani güzel bir tanım olarak düşünmemiştim ama daha sivil olacağını söyleyebiliriz. Bir düşünme yöntemi. Nasıl stratejik düşünüyoruz? Bunun kuralları var mı? Prensipleri var mı? Bu konuda bir ekol yaratmak istiyorum. Bu konuda bildiğimiz kadarıyla bir ekol yok. Tabii ki Türkiye'de strateji kitapları var. Savaş sanatı ile ilgili yabancı çeviriler var. Askeri zaten Genelkurmay'ın yaptığı ders kitapları var ama onlar Genelkurmay'a özel. Ama böyle bir ciddi bir ekol yok Türkiye'de. Daha bir sivil düşünme yöntemine yönelik, stratejik düşünme yöntemine yönelik bir ekol yok. Batı'da var, Amerika'da var. Ben de bunu Türkiye'de yapmak istiyorum. Bir ekol oluşabilmesi için ama bir sistemli bir eğitim belki de olması gerekiyor. Bunu nasıl? Kafanızda canlandırmak için... Ekol derken bu kadar geniş düşünmüyorum. Ben yazacağım kitaplarla o şekilde bunu yapacağım ama daha sonra demin ona söylemeye çalıştım. Şu an 3-5 sene sonra, 5-10 sene sonra bilemiyorum. Belli bir olgunluğa gelince, şimdi bir kitap yazdım, daha yetersiz yani kitap sayısı anlamında. Geldiği zaman ben bir şey kurmayı, bir şirket, bir eğitim odağı diyelim, bu konuda eğitimler veren şirketlere veya diğer gruplara, organizasyonlara, bireylere stratejik düşünme üzerine bir eğitim veren bir şirket, bir kurum kurmayı düşünüyorum. Güzel. Ama bu zamanla olacak bir şey. Şu an kitaplara odaklıyım açıkçası. Olsun, geleceğe yönelik böyle bir şeylerin olabileceğini bilmek, açıkçası söylemek gerekiyorsa kendisini bu yönde geliştirmek isteyenler için de öyle bir sürece gireceğinin hazırlığını yapmak bence güzel. Mesela bir haftalık bir eğitimde, mesela senin ilgini de çeker mi diye sana sorarım. Bir haftalık bir süreçte çok ciddi dünya ünlü askeri kaynaklara dayanan ama bunun günlük yaşamda nasıl uygulanacağını gösteren stratejik düşünme yöntemi diye bir kurs olsa bir haftalık, fiyatı da öyle bir astronomik bir rakam olmasa, uygun bir rakam olsa gitmez misin? Yani bununla ilgili bir eğitim kurumu, şirketi kurmayı düşünüyorum. Bakalım ama şu an kitaplar olarak. Belki iş hayatına yönelik böyle bir şey olması güzel. Yani bu tarz şeyler var ama açıkçası ben bu noktada aradığımı bulabildiğimi söyleyemem. İş hayatında da hani girişimcilik, başarılı olma vesaire gibi konular var ama aynı şeyin, tarzın belki iş hayatı için bulanında uygulanabilir diye düşünüyorum. Türkiye'de stratejik yönetim eğitimleri var. Ama ben şimdi bunları tabii eleştirmek istemiyorum. Oradaki olay biraz daha işletme tarzı yapılan şeyler. Ama benim bahsettiğim ve kitapta değindiğim alan biraz daha askeriyeden çıkan, oradaki tecrübeleri alıp diğer alanlarda uygulayan daha temelli şeyler değil. Fazla yorum yapmadan. Şimdi sorular alalım mı? Sonra alalım ben seni. Siz de sorabilirsiniz Hasan. Ben şu anda pek soru soramıyorum. Bir tane soru vardı. İbrahim Can soruyor. Öğrencilik hayatımızda bu taktikleri nasıl kullanacağız? Vallahi kitabı okuyacaksın İbrahim. Şimdi kitabı anlatmam zor oldu. Şimdi kitabı zaten öyle bir bazen magazin sen hale getiriyor ki arkadaşlar. İşte kız tanımlamak için nasıl kullanacağız? Tabii. Öğrencilik hayatımızda. Onu bile yazısını yazdık yani nasıl kristallanır diyor. Çünkü çok geldi o konuda. Niye acaba? Çok neden, geldi. Neden acaba? Ama orada da uygulanabileceğini gösterdim. Hayır, sen biliyorsun. Oraya ne? Ya ben şimdi kitabı yazınca tabii
Birçok biliyorsun 200'e yakın kaynak kullandım. Ve bunların çoğunluğu İngilizce. Kitabı yazarken içimden dedim ki ya şu kitabı yayınladığınız zaman entelektüel manada bunun ne kadar dolu bir kitap olduğunu görecekler. Yani daha bir entelektüel zenginlik, bu manada entelektüel sorular gelecek diye düşünürken en çok gelen soru abi bu prensiplerle nasıl kız tavları sorusuydu. Tabi o zaman ben kendimi öldürmek istedim. Ama eşim öyle demedi, çocuklarım olduğunu söyledi. Eşinize de buradan selamlarınızı geçelim. Sonuçta öyle. Evet, şimdi burada kitapta aslında en fazla tartışılan mevzulardan bir tanesi sosyal medyada bu Karamanoğlu mevzusu. Bu arada söz verdiğim gibi Selcan Hanım'dan el sallıyorum. Selcan evet, bana da bu konuda bir uyarıda bulunmuştu. Kendisi Karamanoğlu olduğu için. Bu kadar net, hani tarihle ilgili çok şey okumuşum hepimiz ama bu kadar net bir Karamanoğlu Osmanlı analizi ne yalan söyleyeyim ben okumamıştım. Ben de okumamıştım. Evet. O yüzden yazdım. Ve yani o analizden sonra gerçekten görmezden geldiğimiz hataların, eksiklerin ciddi anlamda bizi sonraki süreçlerde ne kadar etkileyebildiğini görmüş olduk. Yani ben hani gerçekten yapıyordum hani. Ya ne olacak işte kendi kendine hallolur bir mesele, geride kalsın diyordum ama o mevzuyu okuyup da tekrar tekrar ölmeyen bir Karamanoğlu, kaçabilen o Karamanoğlu'ndan sonra dedim ki arkadaş bu böyle olmaz. Yani demek ki bir şeylerin kötü gittiğini, bir şeylerde hata olduğunu, seni engelleyeceğini fark ettiğin zaman bununla mücadele etmez. Hatta ilk fırsatını bulduğun zaman yok etmez. Yani mecazi manada söylüyorum. Yeri örneğine atıf yaparak. Problemi yok etmek gerekiyor. Kökünden çözmek gerekiyor. Osmanlı örneğinde de Karamanoğlu'na fırsat varken belki de merhametle, belki başka bir şeyle bilemiyoruz. Niye böyle yaptılar? Problemi çözmemesi 100 küsur sene, 110 sene yaklaşık Osmanlı'ya kan küstürmüş. Burada tekrar şunu belirteyim. İdeolojik bir yorum yapmıyorum. Yani Karamanoğlu tutuyor, Karamanoğlu kötü, Osmanlı iyi veya tam tersi Osmanlı kötü, Karamanoğlu iyi anlamında bir yorum yapmıyorum. Tarihi olarak Karamanoğlu'nun Osmanlı'na kan kusturduğunu anlatıyorum. Çünkü muhtemelen herhalde teknik manada ilk ben söylemişim bu kitapta. Bilmiyorum askeriyedeki kitaplarda var mı bu. Benim gördüğüm yoktu ama. Osmanlı'yı çöküşüne götüren önemli sebeplerden bir tanesi olarak Karamanoğlu'nu görüyorum. Çünkü Osmanlı Avrupa'ya fethi çıktığı zaman Karamanoğlu her seferinde yürüyor ve Osmanlı'nın boşalttığı şehirleri talan ediyor. Buna Osmanlı'nın Anadolu'daki geri güvenliği problemi diyor. Osmanlı Karamanoğlu üzerine yürüyünce bu sefer Avrupa arkadan duruyor. Ona da Osmanlı'nın Avrupa'daki geri güvenliği problemi diyor. Osmanlı bir nevi pimpon gibi Karamanoğlu ve Avrupa arasında gidip geldiği için kendi yapması gereken toprak büyütmesini olsun, yer atılımlarını yapmakta 100 küsur sene çok ciddi sıkıntılar çekti. Bunun en büyük nedeni başta problemi çözmemesi, güvenlik problemini halletmemesi. Ki güvenlik prensibi de biliyorsun bir oradaki prensiplerden bir tanesi. Kendisini sürekli tedirgin hissediyor değil mi? Yani normal hayatımızda da arkamızdan birilerinin iş çevirdiği tisbiyeti varsa hiçbir zaman sağlam bir şekilde yapmamız gerekiyor. İlk fırsatta bunu halletmemiz gerekiyor. Buradan günlük yaşama nasıl bir örnek verilebilir? Günlük yaşamında senin eğer ciddi manada arkandan iş çevirilen bir klik, bir grup, bir insan varsa en kısa zamanda bunun çeşitli yöntemleri, bunun teknikleri işte var tabii. Bunu halletmen gerekiyor. Bu konuda duygusal kesinlikle hareket etmemek gerekiyor Osmanlı gibi. Osmanlı duygusal mı hareket etti bilemiyoruz orada. Ama kesinlikle duygusal davranmamak, tereddütsüz problemi kökünden daha ilk seferinde çözmek gerekiyor. Ama biz insanlar genelde problemle yüzleşmeyi erteliyoruz. Niye erteliyoruz? Problem demek bir anksiyete getiriyor, bir şey getiriyor üzerimize. Negatif bir enerji, korkuyoruz, çekiniyoruz. Karşımdaki insanla çatışmaktan çekiniyorsunuz. Ya böyle olursa böyle olur diye. Yani korku, çekingenlik, negatif düşünceler
bizim problemi arkamızdaki devamlı problem çıkartan kaynağı problem kökünden çözmemize engel oluyor. Bunun en büyük nedeni, tekrar söylüyorum, bizim duygusal manada zayıf olmamız, merhametli olmamız belki. Biraz korkmamız, merhametli olmamız. Ama böyle olmadığı zaman acı çeken, kat kat acı çeken siz oluyorsunuz. Daha sonra da zaten enteresan bir şekilde en sonunda o şahısla da çatışıyorsunuz. Yani çatışma da şey olmuyor. Ertelediğiniz zaman çatışma olmadı diyor ya, bir sene erteliyorsunuz. En sonunda daha büyük bir çatışma oluyor. Daha büyük sıkıntılar çıkıyor bu sefer. Ve eğer hazır değilseniz? Hazır değilseniz. Bu manada Karamanoğlu Osmanlı örneği günümüzde de aslında paralellik kurulabilecek bir örnek. Şimdi, onun yanı sıra Afşin Bey örneği vardı. Ona değinmek istersen. Ondan öncesinde Doğukan Koçak beyefendinin bir sorusu var. Mete abi, kitabı 2-3 yıl önce yazmış olsan ve ben o zaman okumuş olsam şu an hayatım çok farklı olurdu. Neden bu kadar geç geldi bu kitap demiş. Katılıyorum. Sağ olsun. Katılıyorum. Ben de katılıyorum. Benim hayatım da çok farklı olurdu Doğukan. Bir de Esat Kıraş da şöyle bir soru sormuş. Siz realist biri olduğunuz için savaş stratejilerini konusunu gayet ciddiye almışsınız. Sizce bu alanın Türkiye'de yeterli düzeyde olmaması Türklerin savaş konusunda romantik düşünmesinden dolayı mıdır? Zor bir soru, güzel bir soru Esat. Bu bir neden evet. Yani biz Türkler, bunu objektif olarak söyleyebilirim hamaset yapmadan, askerlik manasında dünyadaki sayılı birkaç milletten biri olduğumuza inanıyorum. Zaten tarihte bunu söylüyorum. Gerçekten bu alanda Türkler özellikle moral motivasyon anlamında çok yüksek bir kabiliyete, kültüre sahip. Burası işin pozitif tarafı ama işin bilim ve sanat tarafında biraz geri kaldığımızda ne yazık ki doğru. Bunun nedenlerine girmek bu işi uzatabilir ama bunun bir nedenini söyleyeyim. 1952'de bizim NATO'ya girmemizden dolayı Esat, NATO kapsamında NATO'ya giren her millet, her ordu tek bir talimname kullanmak zorunda olduğu için, yani bütün kitaplar, askeri ders kitapları %90 aynı olmak durumunda. Çünkü bir savaşta Sovyetlere karşı bütün ülkelerin orduları, NATO orduları, orduları uyumlu olabilmesi için hepsinin aynı talimnamelerle yönetilmesi gerekiyor. Dolayısıyla da NATO'ya üye olan ülkeler, Amerika hariç, Amerika lider pozisyonunda, kendileri özgün stratejik kitaplar yazamadılar. Kabiliyetsizlikten değil, NATO kapsamında gerek yoktu. Çünkü NATO'dan Amerika'da yazılıyordu, Türkçe'ye çevriliyordu. Ya sadece Türkiye'de değil, diğer NATO ordularında da böyle. İşte kaç tane NATO ordusu varsa onlar da aynısını yaptılar, sadece biz değil. Dolayısıyla bu hazır yendiği zaman size ister istemez özgürlüğünüz, yaratıcılığınız o alan daralıyor. Daralıyor, hatta bitiyor. Bu manada 1952'de bizim NATO'ya girmemiz, bizim özgürlüğümüzü ve yaratıcılığımızı öldürme noktasına getirdi. Bu alanın da Türkiye'de olmaması, kısır olması, bunun en büyük nedenlerinden, sadece Tehran değil, en büyük nedenlerinden bir tanesi bu. 1952'den önceki mesela bizim Genelkurmay'ın çıkardığı kitaplar var, ders kitapları, Genelkurmay'ın işte taktik, stratejik kurallar, ders notları, bunlar bende var, 30'lu yıllarda, 40'lı zamanında çıkan, 40'lı yıllarda çıkan çok güzel kitaplar var. Yani orada gerçekten özgün kitaplar görüyorsunuz, ders kitabı olsa bile. Ama 52'den sonra pek yok. Çünkü hazır gelmiş. Umarım şöyle, bundan sonra uygun bir zamanda yine, çünkü biz buradan müjdesini verelim, YouTube'da devam etmeyi planlıyoruz inşallah. Sizinle daha teknik anlamda strateji konuşalım. Hani bu ilk seferde biraz açıkçası Mete Aksoy kimdir, neler yapmaktadır, hani biraz bunu konuşalım istedik. Sizin kitabınızdan, yazar kimliğiniz üzerinden konuşalım istedik ama biz bir gün gerçekten hani askeri alanda teknik şeylerin belki çok iyi bilemem ama sonuçta uluslararası ilişkiler ilmihalde çalışmış bir insan olarak
az buçuk strateji bildim, çok şükür benim de var. Sorabilirim diye tahmin edebilirim. O zaman böyle güzel bir program inşallah yaparız. İnşallah. Bugün daha teknik bir şekilde. Özellikle programın başında sorduğun o özel benim iş dünyama ait soruları da çok iyi bilmediğim için onunla ilgili de bir hipnoz seansı programı da yapabiliriz. Tamam. Yani benim için uygun. Burası bir şey. Yok gerçekten hani şimdi şey muhabbet kısmında gerçekten YouTube bizim için gerçekten yeni bir alan pek çoğumuz için. Dünyada çok daha büyük bir etki ediyor ama Türkiye biraz daha bu konuda yeni. Özellikle de bizim gibi insanlar, bizim çevremizdeki insanlar için çok daha yeni. Ama biz dedik ki biz anlatmak istiyoruz, bir şeyler konuşmak istiyoruz. Mutlaka bu kadar birbirini tanıyan, seven insanlar olarak dinlemek isteyenler de olacaktır. Dolayısıyla bu mecrada biz de olmalıyız. Belki bizden sonra başka arkadaşlarımız da olur. Hatta bunların konuşmaları oldu. Ve birbirimizi daha net tanıma, görme, fikirlerini öğrenme, belki hiç tanımadığımız insanları da bize kazandırırlar programlarında. Belki ben seninle bir röportaj yaparım. Çok sevinirim. Eyvah, bir yandan da korktum. Ben senin iş dünyana gidip sorular sorabilirim. Neler sorabilir diye şu an cidden korktum ama eminim çok keyifli bir mecra. Değil, belki de ben sana sorabilirim. Tabii memnuniyetle her zaman bekleyin. Bu bizim için güzel bir mecra olacak diye düşünüyorum. Çok uzatmayalım ama bence sorulara gelmişken de şunları da sorayım ben size mutlaka arkadaşlar. Çok önemli bir soru geldi. Mete Bey prens olduğunu söyler. Bu prensliğin nereden geldiğini anlatabilir misiniz? Son soralım da rica edelim. Selcan Karamanoğlu. Selcan senin Karamanoğlu prensesliğin nereden geliyorsa benim de aşağı prensliğim oradan geliyor. Onun bir cevabı var ama şimdi uzatmayalım, biraz uzun sürer. Sadece özel olarak. Şimdi orada biraz mizah kısmı. Yani mizah kısmı var. Şimdi onu da başka bir zaman konuşuruz. Sizi takip ederler. Aslında şu iki konuyu konuşmamızı beklemişlerdi. Bir ezoterizm. Ezoterik mevzuları. Ben çok soramayacağım için açıkçası enteresan şeyler paylaşıyorsunuz ve ben bundan önce... Kendimi çok sınırlayarak paylaşıyorum diye çünkü... adımız deliye çıkmasın diye. Hani sizden önce evet böyle şeyler yine duyardım, mutlaka konuşulurdu ama daha ciddi bir şekilde gerçekten olabilir mi? Böyle bir şey olmuş muduru çok da fazla sorguladığımı söyleyemem birçok konuda. Ama yine de kendime bu konuda soru soracak yeterlilikle hissetmediğim için bu mevzuya girmiyorum. Bunu bilen bir arkadaş umarım tartışırsınız. İkincisi de gündemin siyaset dışı şu anda Türkiye'nin durumuyla ilgili mutlaka ki birkaç cümle söylemenizi bekleyeceklerdir. Şu an Türkiye'nin güney bölgesinde yaşananlara dair neler düşünüyorsunuz? Yani Türkiye'nin güneyinde neler oluyor ve siz bu yaşanan süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Yaşanan süreç oradaki askerlerimizi yüreğimiz onlarla. Allah zafer nasip etsin diyoruz ordumuza. Oradaki operasyonu da doğru buluyorum kesinlikle. %100 doğru buluyorum. Bunu tabii ki tekrar söylüyorum. Siyasetten bağımsız söylüyorum. Yani yapılması gereken şeyi şu an yapıyoruz. Çünkü orada hepimizin bildiği gibi bir Amerika, bir Kürt devleti kurmak ve o koridordan enerjiyi Akdeniz'e ulaştırmak istiyor. Bunları hepimiz biliyoruz zaten. Biz de bunu kesmek için bir takım operasyonlar yaptık. İşte Fırat Kalkanı Zeytin'in adı gibi. Bunlara çok haklı gerekçeler. Çünkü yanı başımızda, güney sınırımızda, Akdeniz'den İran'a kadar bir koridoru çevrilmesi demek, askeri açıdan kuşatma demek. Yani bir baktığınız zaman. Ve bu kuşatmayı temellendirecek devlet de Kürt devleti anlamında. Yarın öbür gün bunun bir ciddi bir nüfusu da Türkiye'de olacağı için bu, hangi ülkede olursa olsun, bu hangi ülke, hangi devlet olursa olsun buna karşı bir önlem alır. Kendi iç bütünlüğünü korumak için. Biz de bu önlemi aldık. Çok doğru bir hareket. Askeri operasyon anlamında da bence zaten televizyonlarda paşalarımız konuşuyor.
Ben aslında şu konuda merak ediyorum sizin ne düşündüğünüzü. Şimdi orada kurulmaya çalışılan koridorun tamamısı Amerika olarak görünüyor. Ama koridorun sonundaki Laskiye Rusların elindeydi. Ve zaten Laskiye'deki gemilerden işte Türkmen Dağı'na, Kızıldağ'a falan diyorlardı. Yani bizzat Gerle Dağı'na gidip hani o patlayan bombaları atılan işte mermileri görme şansımız oldu. Oradaki insanlarla bizzat konuşma şansımız oldu. Ve yani o gemiler Laskiye'de Rus gemiydi. Ama koridorun bağlandığı yerde Rus gemileri varken koridorun hamisinin Türkiye olduğunu Amerika olduğunu düşünmek sadece doğru bir bakış açısı. Yani genelde doğru diyebiliriz çünkü bunun yani Kürt devletini işte bu 1991 ilk Körfez Savaşı'ndan beri kurmak amaçlandığını biliyoruz. Yani bununla ilgili kaynaklar da var. Kendileri de söylüyorlar artık. Ayyuka çıkmış bir durum. 91 yılından 2018'e 27 senedir Amerika'nın bu projesi var. Ve ben bunu o zamanlar çocuktum. Çocukluktan itibaren 27 senedir bunu izliyorum ben, televizyonlarda görüyorum. Bu var. Bunun hamisi de Amerika. Ama Rusya'nın da yaptığı kendi açısından, kendi menfaati için doğru bir şey. O da şöyle düşünüyor. Diyor ki burada bir yapı olacaksa gerçekten, burada da benim bir söz hakkım olmalı. PYD'nin bir takım yönetim kliklerini kendi belki ajanlarını sokarak veya oradaki bir takım insanları, PYD yönetimindeki insanları satın alarak belki de başka şekilde bir takım Rus klikleri PYD içinde oluşturuyor. Niye orada sadece Amerika'ya bağımlı olmasın? Ben de bunların söz hakkı olayım diye. Kendi açısından stratejik manada Görüyor söylüyorum. yani limana zaten Tabii. açılması en önemli şey ve limanın hakimi Rusya. Evet. Stratejik manada kendine göre doğru bir şey yapıyor. Bizim açımızdan hoş bir şey değil. Ama çoğunlukla Yani biz bu harekatla peki Rusya'ya karşı da bir harekat yürütüyor oluyor muyuz? Herkes Amerika'ya karşı yürüttüğünü söylüyor ama ya oluyoruz ama kısmen oluyor. Yani büyük harekatımız bizim Amerika'ya karşı. Ama Rusya'da PYD'yle görüştüğü ve kısmen bazı noktalarda desteklediği için direkt olmasa bile. Dolayısıyla da Rusya, yani Türkiye, Rusya ve Amerika arasında sıkışmış bir durumda oluyor ister istemez. Zor bir durum. Yani Rusya'yı şey gibi görmüyor. Yani Rusya aktan, sütten çıkmış, akbaşıktır. Bizim iyiliğimiz öyle bir şey yok. Kendi menfaatinin peşinde. Ama buradaki esas oyun kurucu, yani esas oyun kurucu demeyeyim de Kürt devletini esas oyuna sokan güç, esas güç Amerika. Ha bunun içinde, bu gücün içinde Rusya'nın da payı var mı? Vardır ama Amerika kadar değildir. Bunu demeye çalışıyorum. Yani ikisi de aslında bu yapıda bir yönetim hakkı kurmak istiyorlar. Bu yapıda bize direkt bizim güvenliğimizi tehdit eden bir yapı. Ya Rusya da kendi açısından doğrusunu yapıyor. Yani kendi açısından o adamları Yani eleştiremeyiz. aslında şu an mücadeleyi tek Amerika ile değil aynı zamanda Tabii ki Rusya ile yapıyoruz. Tabii. Çünkü bazen kamuoyunda şöyle bir şey oluşturulmaya çalışıyor. Biz Amerika ile mücadele ediyoruz. Rusya'yla işte müttefik olduk gibi bir algı var. Yok öyle bir müttefik olduğumuzu düşünmüyorum. Görüntüde olabilir. Ya zaten bunu hepimiz biliyoruz. Devletler arasında dostluk pek olmaz. Ya burada herkes kendi menfaatini taşıyor peşinde. Türkiye'de bu manada kendi içinde yalnız bir ülke. Kendi ulusal menfaatlerini düşünüyor. Rusya'ya karşı da mücadele ediyor. Amerika'ya da karşı da mücadele ediyor. İran'a karşı da mücadele ediyor. Suriye'ye karşı da mücadele ediyor. Ama diğer ülkeler de böyle yani özellikle Türkiye'ye karşı bir müttefik olmuş değil. Herkes kendi açısından kendi ülkesinin menfaatini şey yapmıyor. Ama buradaki tehlikede olan esas şey Türkiye. Çünkü güvenliğimiz Güney Koridoru'nu kuşatmak istiyorlar. Dediğim gibi inşallah bunu bir gün daha detaylı olarak konuşuruz. Çünkü açıkçası hepimizin ilgisini çeken ve bu konuda çok fazla da yanlış bildiğini ortada dolandığını düşündüğümüz bir konu. Sizin anlatmak istediğiniz başka bir şeyler varsa onları dinleyelim. Soru herhalde yok şu anda. Şimdi yok. Ondan sonra yavaş yavaş kapatalım.
İnsanlar internetin başında biliyorsunuz belli bir saatlerin fazlasında izlemiyorlar. Kapatalım. Evet. Kapatalım mı? Ben de şu pastaları yiyeyim ona göre. Evet, yayında yemek istemedim. Reklamda. Hem de ağzlarına pastaları bir tat kalmış olsun. Bundan sonra bizleri, evet, hepimizi daha kanal açacak diğer arkadaşlarımızı da YouTube'dan izlemeye devam etsinler. Evet, fark ettiysen sabahtan beri sen konuşurken pastaları yiyordun. Yiyebilirsiniz neden? Yani sonra metaksiyon pasta yemek için çıktı. Eyvah. Devamlı bir saat boyunca pasta yedi, muhabbeti görmesin istedim. Siz onu dekor olarak koymuştuk ama geri indireceğiz, aşağı yanmayacak bence. O bakımdan şaka bir yana da mizah bir yana teşekkür ederim. Hasan Turunç Kapı kardeşime de, Tansu'lu kardeşime de teşekkür ederim. En başta sana olmak üzere. Dinleyen, seyreden arkadaşlara da teşekkürler. İnşallah başka bir programda, başka bir muhabbette ederiz. Belki ben sana sorular sorarım. Memnuniyetle. Sağ olun arkadaşlar, görüşmek üzere. Sen kapatıyorsun tabii. Pardon, senin yerine birden bir şey yaptım. Estağfurullah, önemli değil. Tamam, birkaç kaza geldi. Sen kapatın. Demek ki size de bir kanal, en kanal, en kısa zamanda ya da bir programa bakarsınız, büyük bir kanala dönüşür. YouTube'da bir sürü böyle güzel kanallar İnşallah. Var, farklı programcıların en yaptı. Umarım öyle bir sürece doğru gideriz çünkü oldukça keyifli olduklarını görüyorum ben. Tekrar teşekkür ediyorum. Sizin ben teşekkür ederim. Sizin zamanlarla bizim için keyifli. Evet, Aybala yayında ilk defa sizinle karşınızda oldu bu akşam. Evet, bir sürü teknik aksaklık yaşadık. Yayın yapacağımız yerin elektrikleri kesildi efendim. Dışarıda yağmur vardı, yayın yapacak yeni bir yer aramak zorunda kaldık. Bütün bunlara rağmen, sonra internette bir sorun yaşadık ama bütün bunlara rağmen biz keyifli bir süreç geçirdik. Umarım sizler de izlerken çok keyif almışsınızdır. Ben de Hasan Turunç Kapı'ya ve Tansu Altay'a çok teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra farklı konularla, farklı konuklarla yine karşınızda olmayı planlıyoruz. Aybala yayınlayı takip edin.